Ares Servis sponsorluğunda hazırladığımız hızlı turumuz başlıyor. Bugün 22 Temmuz 2019. Klas Spor TV'desiniz, ben Şeyda Öztürk. Hızlı turumuza Ankara Gücü'yle başlıyoruz. Ankara Gücü sonunda kampa girdi. Çalışmalarını kısıtlı bir kadroyla kendi tesislerinde sürdüren Ankara Gücü yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a gitti. Geçen sezonki kadrosunda yer alan oyuncularla sözleşme uzatan Sarı Lacivertliler, Aykan Atik yönetiminde altyapı destekli bir oyuncu grubuyla çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Moke ve Alihan'la sözleşme yenileyen Ankara Gücü'nde Kitsiu ve Pinto'nun da yolda olduğu öğrenildi. Takım kamptayken Sarı Lacivertlileri kongre heyecanı sardı. Ankara Gücü'nde bugün kongre var. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 2'de yapılacak kongrenin çoğunluk sağlanamayarak 30 Temmuz tarihine ertelenmesi bekleniyor. Gelişmeleri Klas Spor'dan takip edebilirsiniz. Mehmet Yiğiner Klas Spor TV ekranlarında. Ankara Gücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Ankara Gücü programının konuğu olacak. Yarın saat 8'de başlayacak canlı yayını Klas Spor TV'nin tüm sosyal medya kanallarından aynı anda izleyebilirsiniz. Bu programda soruların cevapları Google'da yok. Bizce kaçırmayın. Sırada Gençler Birliği var. Gençler Birliği ikinci kamp programı için Bolu'ya gitti. Mustafa Kaplan yönetiminde genç bir kadroyla çalışmalarını sürdüren Alkaralar ay sonuna kadar Bolu'da olacak. Sesse ve Diallo'nun da önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmanlara katılacağı öğrenildi. Orta sahaya Portekiz'den takviye. Gençler Birliği geçen seneyi İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ta geçiren ve maç sayısıyla istikrar abidesi olarak kabul edilen orta saha oyuncusu Daniel Candeias'la anlaşma sağladı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Kombine bilet fiyatlarına taraftardan sert tepki. Gençler Birliği tribün grupları kulübün açıkladığı astronomik bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Ortak yapılan açıklamada kombine bilet fiyatlarının acilen makul seviyeye çekilmesi istendi. Parası olmayan maça giremez dayatmasını kabul etmiyoruz diyen taraftarlar belli gruplara imtiyaz sağlanarak bedava bilet verilmesine ise izin vermeyeceklerini söylediler. Etimesgut Belediyespor tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Adnan Şentürk yönetiminde geçtiğimiz sezon playoff'u son dakikada kaçıran Yeşil Beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Ligi bilen tecrübeli oyuncularla kadrosunu güçlendirmek isteyen Etimesgut Belediyespor'da bir güzel haber daha var. İnşaatı tamamlanmak üzere olan yeni tesislerin sezona yetişeceği açıklandı. Ve sonunda Türk Telekom transferlerine başladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Avrupa'nın sayılı uzunları arasında yer alan 27 yaşındaki Fransız pivot Mustafa Foll kadrosuna kattı. Başkent ekibi başarılı oyun kurucularından TJ Campbell'la sözleşme yeniledi. Dünya Satranç Günü Altındağ'da kutlandı. Altındağ Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi tarafından organize edilen etkinlikte canlı satranç performansı gerçekleştirildi. Altındağ Belediyesi Halk Oyunları ekibinin satranç taşlarını temsilen yer aldığı ve Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen kıyafetler giydiği gösteride her hamlede yöresel halk oyunları sergilendi. Hızlı turumuz bugünlük sona eriyor. Videomuzu beğenmeyi ve sayfalarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.